Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamasında Şuşa Karabağ'ın tacıdır. Şuşa'nın kuruluşunun büyük siyasi ve stratejik önemi olduğu kadar ahlaki önemi de vardır. Şuşa'da yaşayacağız ve diğer tüm kurtarılmış topraklarda hayat kaynayacak. İnsanlar o topraklara dönecek, orada yaşayacak. Halkımızın 30 yıllık hasreti sona eriyor. 9 Kasım'daki Milli Bayrak Günü'nden sonraki görkemli askeri zaferimizdi. Çünkü 9 Kasım'da Azerbaycan ordusu 72 yerleşimi işgalcilerden kurtardı. Şuşa'nın kurtarılması 72 yerleşimin 9 Kasım'da kurtarılması ve 27 Eylül'den bu yana yaklaşık 300 yerleşim biriminin kurtarılması Ermeni ordusunun belini kırdı dedi. İlham Aliyev, Paşinyan'ın ifadeyi imzalamak zorunda kaldığını belirterek bu bildiriyi büyük bir gurur ve sevinçle imzaladım. Uzun süredir devam eden işgale son veriliyor. İşgal altındaki Akdam, Naçın, Kelbecer bölgelerine ayın sonunda bize iade edilecek. Bu büyük bir mutluluk dedi. 10 Kasım'da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı. Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'ndaki parlak zaferi için devlet başkanlarının birbirlerini tebrik ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev savaş sırasında Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti. Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için teşekkür etti. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları dost ve kardeş ülke ve halklarımızın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini söylediler. Telefon görüşmesi sırasında ateşkesi izlemek için bir Türk-Rus Barışı Koruma Merkezi'nin kurulmasına övgüde bulundular ve bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlayacağına dair güvenlerini ifade ettiler. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin olumlu bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı. Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının olumlu karşılandığı kaydedilen açıklamada Azerbaycan tarafı olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti ifadelerine yer verildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ermenistan'da Rus askeri helikopterinin roket atar ile düşürüldüğünü bildirmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı. Karabağ'dan sürülen ayrılıkçı rejimin başı Arek Harutyan Facebook hesabından Ermeni halkına seslendi. Harutyan, Hankendi'ye 2-3 kilometre uzaklıkta olduğunu ve Ermeni ordusunun çatışmaların başından beri panik halinde olduğunu itiraf etti. Azerbaycan'ın Göyçay ilinde doğan Vasif, Karabağ'da süren savaşta şehit düştü. Kendisinin annesinden başka kimsesi yoktu. Allah rahmet etsin. Annesine başsağlığı ve sabır dileriz. Hastalığı iyice ağırlaşan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınarak 10 Kasım 1953'te resmi açılışı Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından yapılan Anıtkabir'e defnedildi. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet, sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. Dünya genelinde yaklaşık 52 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü ve 36 milyon kişiyi iyileştirdi. Enfeksiyon sayısı bakımından ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Rusya'da yaklaşık 2 milyon, İran'da 692.949, Türkiye'de 396.831, Ermenistan'da 107.466 ve Gürcistan'da 60.680 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 66.046 kişiden 852'si hayatını kaybetti ve 49.411'i tedavi edildi.